Sağ ol, teşekkürler. Değerli dostlar, biliyorsunuz Nisan 2022'de Elif Ezgi Yiğit Antep'te biliyorsunuz bir skuter kazasıyla hayatını kaybetti. Nizip Ticaret Odası Başkanı'nın oğlu, Nizip Belediye Başkanı'nın yeğeni Osman Sarı arkadan gelip hem şimal arkada skuterin arkasındaydı, Ezgi de ön taraftaydı. Maalesef arkadan gelip çarparak Ezgi'nin ölümüne sebep oldu. O günden bugüne dava sürüyor. Ezgi'nin ailesi adalet arıyor ama bir türlü işte birçok zorluklarla bildiğiniz gibi karşılaşıyor. Bugün dava vardı. Davada ne oldu bize Ezgi'nin ablası Elif anlatacak. Ondan dava sonucunu dinleyelim. Nasıl abi, bugünkü davada zaten kardeşimle arkadaşı İrem Şimen Toprak biliyorsunuz aynı scooter'da seyir halindeydiler. Bugünkü duruşmada da İrem Şimen Toprak'ın ifadesi dinlendi. Şimdi normalde biliyorsunuz ki asli kusuru kız kardeşim Ezoş'a vermişlerdi ve bunun sebebi olarak da şunu gösteriyorlardı. Kontrolsüz bir şekilde yola çıktı, sağına soluna bakmadı ve tali yoldan gelip ana yoldaki araca yol vermedi diye asli kusuru kardeşime vermişlerdi. Fakat bugün scooter'daki diğer arkadaş İrem Şimal Toprak ifadesinde şunu belirtti. Biz sokaktan aşağı caddeye doğru geldik dedi. Zaten dedi orası yokuş bir yer ya da eğimli bir yer değil dedi. Düz bir yer. Çok yavaş kullanıyorduk dedi. Ezgi çok yavaş kullanıyordu scooter'ı dedi. Caddeyle olan ayrıma geldiğimizde de Ezgi durdu. İkimiz birlikte hem sağımızı hem solumuzu kontrol ettik. Hiçbir araç yoktu. Sağ dönüşü gerçekleştirdik. Kaldırımın dibinde seyir halindeyken araç gelip bize arkadan çarptı şeklinde ifade verdi. Ve hani hakim ve savcıların sorusu üzerine hani şöyle bir soru yöneltildi Şimal'e. Hani araçlarda fren ve gaz sesi olur. Bunu ayırt edebilirsin. Frene mi bastı duyduğun seste? Arabayı görmediler çünkü sağ ve solu kontrol ettiklerinde herhangi bir aracın geldiğini görmemişler. Araç yokmuş zaten yolda. Araç olmadığı için dönüşü gerçekleştirmişler. Döndükten 5-6 saniye sonra araç gelip arkadan çarpmış. Sorulan bu soruya da frene basmadı. Tamamen bir yüksek bir gaz sesi vardı. Hiçbir şekilde fren sesi yoktu. Yüksek sesli bir gaz sesi vardı. Zaten biz yolda sürüş halindeyken bir aracın gaz sesini duyduk. Fakat araç görünmüyordu dedi. Ezgi durdu. İkimiz de sağımızı ve solumuzu kontrol ettik. Durur vaziyette kontrol ettiler, etmişler yolu. Kontrol ettikten sonra tekrar hareket ediyorlar. Kaldırımın dibine doğru sağ şeride doğru dönüyorlar ve kaldırımın dibinde olduğunu söylüyor Şimal. Döndükten bir süre sonra seyir halindeyken araç yüksek bir süratle arkadan gelerek çarpıyor. Hani zaten bize asli kusuru verme sebepleri tali yoldan gelip ana yoldaki araca yol vermemek. Bu durum zaten ortadan kalkıyor. Ezgi'nin sağına soluna bakmadığını ve kontrolsüz bir şekilde yola çıktığını söylüyorlardı. Şimal'in ifadesine dayanarak bu durumun varlığı da ortadan kalkıyor. Hani yolun ortasında olduğunu söyleyen bir kesim var bir de. Caddeye çıkmışlardı, karşıdan karşıya geçeceklerdi. Yolun ortasında gerçekleşti olay. Bir de bir kesim var bu şekilde anlatıyor olayı. Tanıklar değil kesinlikle. Ama biz karşı taraftan birilerinin olayı manipüle etmek amaçlı etrafta bu şekilde konuştuklarını düşünüyoruz. Çünkü tanıkların hiçbiri bu şekilde konuşmuyor. Şimal de söylüyor zaten karşıdan karşıya geçmediklerini. Sağ şeride doğru döndüklerini, kaldırımın dibinde seyir halinde olduklarını ve aracın kendilerine arkadan yüksek bir süratle çarptığını Şimal kendisi de söylüyor. Tanık ifadeleri de zaten bu yönde. Hani tekrardan bilirkişi raporu istendi. Trafik İhtisas Kurumu'na gönderildi dosya. Yeniden bir bilirkişi raporu istendi ve duruşmamız 20 Mayıs Pazartesi sabah saat 10'a ertelendi. Raporun sonucuna göre bir karar duruşması olması bekleniyor. Hani umuyoruz ki artık bu asli kusuru Ezoş'un üzerinden alırlar. Çünkü hani kardeşimin hiçbir suçu yok.
olması gerektiği gibi zaten hani Ezoş çok dikkatli, çok akıllı bir çocuk. Böyle kontrolsüz bir şekilde bir şeyleri hiçbir zaman yapmaz ki yapmamış da zaten. Hani yol ayrımına geldiğinde durmuş, sağını solunu kontrol etmiş. Kontrol ettikten sonra yola çıkmış, yola da çıkmamış. Sağ şeritten kaldırımın kenarından ilerliyorken araç gelip arkadan çarpıyor. Hani Ezoş her şeyi, tüm ihtimalleri, tüm kaza ihtimallerini zaten göz önünde bulundurarak bunları ekarte etmek amacıyla elinden gelen bütün çabayı göstermiş. Hani Ezoş'un burada suçlu olduğu hiçbir yer yok. Daha ne yapması lazım yani? Asli kusurun kaldırılması için hani bu bir yaya da olabilirdi. Ya da Şimdi madem Jupiter trafikte bir buyurun nasıl abi? dostlar da soruyor. Yani 2 yıl sonra nihayetinde skuterin arkasında bulunan şimal 2 yıl sonra dinlenebiliyor dostlar. Ve Evet. soruyorlar tabii ki çarpan kişi 17 yaşında ehliyetsiz bir Evet. şahıs. Osman Sarı'nın ehliyeti de yok düşünün. Ve şimdi Elif bizimle yayın öncesi konuşmuştuk. Daha ilginç bir detay. Bugün davada tanık olarak dinleniyor Şimal nihayetinde ki orada zaten aslında yargının bunu bile bile onu dinlememesi zaten başlı başına bir adalet adına büyük bir kayıp. Yani orada 2 kişi var olayda ve canlı tanığı dinleme bugüne kadar Evet. mahkemenin getirip dinlemesi gerekirken bugün 2 yıl sonra nihayet Elif'in ailesini Ezgi'nin ailesinin zoruyla nihayetine geliyor ve düşünün, buradan Şimal'in haberi yok. Duruşmadan evet haberi yokmuş. Hatta bugün uçak bileti varmış. Normalde İstanbul'a dönecekmiş. Duruşmanın olduğunu öğrenince biletini ertelemiş. Normalde Şimal bir kere daha dinlenmiş fakat bundan ne bizim Ha, ne buyurun. avukatlarımızın hiç kimsenin haberi yok. Ara bir duruşma açılmış, ifadesi alınmış ve bitmiş. Bu sisteme düştükten sonra biz görebiliyoruz. Hiçbir şekilde bize de haber vermediler, avukatlarımıza da haber vermediler. Sisteme de böyle bir şeyin yapılacağı düşmedi. Ara bir duruşma açılıyor, Şimal çağrılıyor savcılık tarafından. Şimal'in ifadesi alınıyor ve konu kapatılıyor. Daha sonrasında 2 yıl boyunca Şimal hiçbir şekilde gelmiyor. Çağrılmış olmasına rağmen gelmiyor ki bunda Şimal'in de bir hatası yok. Çünkü Şimal'e tebligat gitmiyor. Gitmesi Ulaşmamış. gereken emniyet tarafından gönderilmesi gereken tebligat Şimal'lerin eline ulaşmıyor. Ve biz bununla ilk defa da karşılaşmıyoruz. Olay yeri keşfinde bilirkişi raporu çıkartılırken tanıkların ifadesine göre bir olay yeri keşfi raporu hazırlanacaktı. Ve Emniyet Müdürlüğü'nden mahkeme tanıkların getirtilmesine dair tanıklara tebligat gönderilmesini talep etti. Tanıklara tebligat gitti diye sistemde gösteriliyor. Fakat olay yeri keşfinde hiçbir tanık yok. Arıyoruz Ezoş'un arkadaşları zaten rutinde de iletişim halinde olduğumuz çocuklar. Arıyoruz hani bugün olay yeri keşfi var hani gelmeniz gerekiyordu. Bizim de şöyle bir korkumuz var. Zorla getirtilme kararı çıkartılacak çocuklara. Onlar için de yıpratıcı bir süreç başlayacak. Hani o yüzden iletişimde kalıyoruz. Bugün hani hakimin talep ettiği tanıkları aradık. Dedik hani bugün bilirkişi raporu olacaktı. Olay yeri keşfinde sizin ifadelerinizin dinlenmesi gerekiyordu diye. Çocukların hepsi diyor ki abla bize bir belge gelmedi, haberimiz yok. Hani Emniyet Müdürlüğü tebligat sistemde gitmiş olarak görünüyor ama hiçbir tanığa Emniyet Müdürlüğü tarafından tebligat gönderilmiyor. Çocukların hepsi bunu Yani söylüyor. baştan aşağı skandallarla dolu, adaletin geciktirilmesi veya adaletin sağlanmaması adına Elif her şey yapılmış. Evet. Yani burada o yüzden diyoruz burada kamuoyu baskısı hatırlarsınız. Şule Çet davası eğer Evet. baskı olmasaydı onun katilleri bugün dışarıdaydı. Maalesef Ezgi Yiğit'in de katili bugün dışarıda. Bu kadar skandal, bu kadar hukukun yani katledilmesi durumu söz konusu. Ve bu şartlarda dava 20 Mayıs'a ertelendi. Nihayet 2 yıl sonra orada Ezgi ile beraber aynı skuturda bulunan Şimal nihayet Elif'lerin de haberi olarak yani Ezgi'nin ailesinin de haberi olarak nihayet mahkemede dinlendi. İlk defa adalet adına bir adım atıldı. Ya düşünün ki getirilen hale bakın. Yani insanlar gencecik evlatların öldüğünü bırakıp bu adalet sağlandı diye sevinecek hale getiriyorsunuz ya. Size söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani
Gerçekten Elif, dinlerken insanın içi acıyor. Yani biz burada konuşuyoruz ama bir gencecik insanın hayatından bahsediyoruz. Bu kadar her şey basit olmamalı. Zaten var ya, bağırmamız, çağırmamız bundan dolayı. Umarım dediğim gibi en azından adalet noktasında bir süreç başlar İnşallah. ve bütün dostlara da bu İnşallah. konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bakın, bu kadar duyarlılık 2 yıl sonunda nihayet bir adım atılmasına yol açtı. Evet. 20 Mayıs'ta dava görülecek. Biz de dedik en azından durumu kayıt altına alın ve insanlara duyuralım. En azından bolça paylaşılır ve bu konuda Ezgi Yiğit'e gereken destek sağlanır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz Nasuh abi. Siz de en başından beri sürekli hem davanın takipçisiniz, hem bize gerçekten çok fazla destek oldunuz. Sürekli iletişim halindesiniz bizimle. Gerçekten emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın aileye, herkese bol bol selam diliyorum. Aleyküm selam. Umarım adalet gecikmiş de olsa bir an önce sağlanır ve Ezgi'nin en azından bir miktar ruhu rahat olur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Allah Nasuh abi. Bizim de tek isteğimiz bu zaten. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Hani bugün hani insanlar bazen duyarsız kalabiliyorlar ama hani çok açık ortada arkadan gelip çarpıyor. Hiçbir suçu yok. Hani benim kardeşim şu an burada değil. Ve hani bunu yapan kişi de elini kolunu sallayarak dışarıda çok rahat bir şekilde gezebiliyor. Bugün geldiğimiz nokta bu halde. Buna ses çıkarmazsak yarın artık apaçık bir şekilde silahlanmayla farklı şekillerde cinayetler yasal hale getirilmiş olacak. Siyasi bir bağlantısı olan insanlar her şeyi yapmaya kendilerine hak Evet. görecek ve bunun adalet sistemimizde de bir karşılığı olmayacak. Bu da zaten kendilerine büyük rahatlık ve kolaylık sağlıyor çünkü hiçbir ceza almayacaklarını biliyorlar ya da kendilerine bu hak tanınıyor. Bu konuda bir şüpheleri yok. Yani geldiğimiz son nokta bu. Bugün hani biz yaşadık, biz de diyorduk bizim başımıza gelmez. Biz hani haberli yani böyle bir ihtimal aklımızın ucundan geçmezdi. Ama işte geldiğimiz bu noktayı sizler zaten canlı olarak görüyorsunuz. Hani kimse dememeli. Her zaman Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Sokaktan geçerken, sokakta yürürken bir anda hayattan koparılabilirsiniz ya da evladınız, kardeşiniz, anneniz, babanız, siz ve bunun sorumlusu olan kişiler de çok rahat bir şekilde dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezebilecekler. Maalesef ülkemizin geldiği nokta bu. Bir kamuoyu oluşturmazsak, bir baskı olmazsa halktan, insanlar buna tepki göstermezse maalesef ki ülkede bunun bir cezası olmuyor. Evet. Yani hepimiz için, hepimizin adaleti için bu tür davalarda adaletin tecelli etmesine hepimizin katkı sunması gerekir diyor Elif de, haklı olarak çok da doğru söylüyor. O yüzden dostlar, dediğimiz gibi biz bunu özellikle de kayıt altına alalım dedik. Bol bol duyurulması ve bu anlamda baskı oluşturulması adına özellikle Elif bugün şimdi davadan çıktı. Hemen dava sonrası bunu konuşalım dedik. Çok teşekkür ediyorum. Ben En kısa teşekkür sürede ederim. tekrar Nasuh abi. görüşmek dileğiyle. Umarım İnşallah. adalet yerini bulur. İnşallah. Nasuh abi kendinize Sağ çok ol. dikkat edin. Aileye, herkese bol selamlar. Aleyküm selam. Sağ ol. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kal.